liderimize dua ile başladığımız hizmet yolunda 8 ayımız. Belediyemize ve bizlere yakışır TC ibareli tabelamızla işe başladık. Temizlik imandandır hadisi şerifiyle yola koyulduk. İlk olarak çöp alanlarının ıslahı için uğraş verdik. Çarşı içerisine çöp kovaları ile konteynerları tüm mahallelere dağıtarak temizlikte yeni bir sayfa açtık. Tüm araçlarımızın temizliğine önem vermeye gayret gösterdik. Mezarlıklarımızda ayrı bir çalışma başlattık. Belediye meclis kararı ile öncelikle isimlerini değiştirdik. Mezarlıklarda ağaç dikimine ve yol çalışmalarına önem verdik. Büyük değişiklikler ve düzenlemeler yaptık. Hayırseverlere öncülük ederek şadırvan ve çeşme yaptırdık. Ses yayın cihazı yaptırarak önemli günlerde mezarlıklarımızda Kur'an okunmasını sağladık. Su şebekesi için hemen işe koyulduk. 20 yıldır hiçbir bakım onarımı yapılmamış vanaları değiştirdik. Su depoları bir viranelikti. Hemen bakım ve onarım çalışmalarına başladık. Çevre düzenlemelerini yaparak ilçemize yakışır hale getirdik. Halk pazarına ivedilikle çeşme yaptırdık. Kapalı olmasına rağmen kullanılan mezbaneyi tamamen kapattık. Çarşı içerisinde ufak düzenlemeler yaparak daha güzel bir görünüm kazandırmaya gayret gösterdik. Metruk binaların yıkımı için mülk sahiplerine tebligatlar çıkartılarak görünümü bozuk ve çirkin olan yapıların acil boyanması için çalışmalar başlattık. Yeni yaptırdığımız iftar çadırımızı faaliyete sunduk. Yeni belediye hizmet binamızın inşaatına hız vererek dış cephesini tamamladık. Müzik
Belediyemiz depolarında geniş bir temizlik yaptık ve sayımlarını gerçekleştirdik. Hurda araç ve malzemeyi tasnif ederek belediye envanterinden çıkardık ve belediyemize gelir temin ettik. Kurban satış yerinin düzenlemesini kısa sürede yaparak hizmete açtık. Daha temiz ve sağlıklı bir ilçe için apartman yöneticileriyle bir araya geldik. Önceki yıllarda bir kaza sonucu bir vatandaşımızın yaralandığı ve belediye olarak tazminat ödemek zorunda kaldığımız yapının onarımına başladık. Bu alana köylü pazarı yapma çalışmalarımız devam etmektedir. İlçemizin en büyük sorunlarının başında yer alan park sorunu için acil önlemler alarak trafikte biraz olsun rahatlama sağladık. Mevcut belediye binasında çok kapsamlı bir temizlik ve tadilat çalışmasına başladık. Su ve emlak bölümünü giriş katı alarak vatandaşımıza kolaylık sağladık. Yine belediye altında bulunan alana tuvalet yapımı çalışmalarımız devam etmektedir. Sitesinde geniş bir temizlik çalışmasının ardından sanayi esnafının yol problemi için yetkililerle bir araya gelerek bu sorunu çözdük. İlçemiz sakinlerine pazar servisi imkanı sunduk. Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'yi ilçemize yakışır bir şekilde ağırladık. Sayısız misafirlerimizin arasında sırasıyla eski bakanlardan Murat Başeskioğlu, Çankırı Valimiz Sayın Vahdettin Özcan, Karatekin Üniversitesi Rektörü Halil İbrahim Savaş, eski İstanbul Valisi Erol Çakır, eski Çankırı Valisi Halil Ulusoy, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Zekeriya Açıkgöz ve daha ismini sayamayacağımız değerli konuklarımız bizleri onurlandırdı.
spor kulüplerine mektup yazarak ilçemize davet ettik. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar Bey ile ilçemizde kayak sporunun geliştirilmesi ve turizmine katkı sağlaması için bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Zipline yapımını yerinde inceledik. Belediyemize ait olan halı sahayı bakıma aldık ve bakımını yaparak hizmete sunduk. Çankırı Spor Yönetimi'nin maçlarını Ilgaz'da oynama isteğine tam destek verdik. İmkansızı başararak 13 günde Ilgaz Şehir Stadı'nı adeta yeniden yaparak profesyonel maçları Ilgaz'da oynattık. Gelen yönetici ve misafir takımları ilçemize yakışır bir şekilde ağırladık. Başbuğ'un kabrini ziyaret ettik. Bazen koltuğumuzu geleceğimiz olan çocuklarımıza emanet ettik. Kimi zaman Polonyalı olduk, kimi zaman Tunuslu. Protokol, açılış, yemek, tören, mevlit, iftar, bayramlaşma, festival, yaşlı, genç, hasta herkesi ziyaret ettik. Bazen dua ile asker uğurladık. Bazen pazarda halkla beraberdik. Dostlar giderken üzüldük. Hemşerilerimizin açtığı yeni iş yeriyle gururlandık. Bazen mutluluğa şahit olduk. Bazen nikah kıydık. Davet edilen her yere gitmeye gayret gösterdik. El öptük ama asla el öptürmedik. Önemli ve mübarek günleri unutmadık. Kısa SMS, bir afiş dahi olsa sizlere hatırladık.
Ramazan ayında çarşı içerisinde 3000 kişilik iftar yemeği verdik. Ilgaz'da ilk defa iftar programını gerçekleştirdik. Etimesgut Belediyesi'nin Anadolu günlerinde Ilgaz'ı tanıttık. İstanbul Feshane'de 2014 yılında ikincisi yapılan Çankırı tanıtım günlerinde hem medyanın hem de İstanbul'un ilgisini keşkeğimiz ile çekerek tanıtım günlerine Ilgaz damgasını vurduk. Dört yıldır yapılamayan Ilgaz Dağı Kültür ve Sanat Festivali'ni coşkuyla yaparak bazı kesimleri şaşırttık ve şaşırtmaya da devam edeceğiz.
İstiklal yoluna ilçemizce önem veriyoruz. Ilgaz Belediyesi olarak İstiklal Yolu programını geniş bir katılım ile gerçekleştirdik. Bu programı değişik projelerle ülkemize tanıtacağız. Muharrem ayında belediyemizce aşure ikramında bulunduk. Ulusal yayın yapan kanallarda Ilgaz ilçemizin tanıtımını yaptık. Bazı kanallarda ilçemizde film ve dizi çekimler için görüşmelerimiz sürmektedir.